Doya Doya Moda'ya hoş geldiniz. İki yeni yarışmacımız var. Onlara bir isterseniz hep beraber hoş geldiniz diyelim. Eda, Kader. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. İyi misiniz? Çok iyiyim, teşekkürler. Sıranız gelince zaten sohbetimizi edeceğiz. Burası boş. Sevgili Gülşah'ımız biraz rahatsızlandı. İçeride serum alıyor. İnşallah bomba gibi gelecek. Şimdi bakalım üstleri böyle Allah'ım kalın kalın bir şeyler var. Bakalım neymiş konseptleri, konseptleriniz neymiş? Trend başlıklı. Aferin. Nereden alışveriş? Kadıköy. Kadıköy. Doya Doya Moda All Star birincisi ve şampiyonu Özde Karacan'ı alıyoruz öncelikle buraya. Evet Özde. Gel bakalım kızım. Gel, gel, gel. Ne özlemişiz? Özlemizi. Merhabalar. Özdeciğim hoş geldin. Kızlar tekrar merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin. Hocam çok iyiyim. Bir sene sonra podyumda yürümek çok keyifli. Çok özlemişim. Canım benim, biz zaten de senin. Yavaş yavaş yürüdüm tadını çıkarayım diye. Çok keyif aldım. Sevgili seyircilerimiz de seni çok seviyordu. Bir el salla onlara istersen. Herkese bütün buradan kucak dolusu sevgiler. Gerçekten hocam program bitti ama insanların sevgisi bitmedi. Ne kadar güzel. Hala çok güzel mesajlar alıyorum. Çok mutluyum onun için. Ne kadar güzel. Tanıştın mı bizim çocuklarla? Evet, kızlarla sabah tanıştım. Zaten ikisiyle beraber geldim. Biliyorum. Bu evde sarışın eksiği vardı hocam. Bir sarışın daha getirdi. Dedim ki üç sarışın bir girelim. İki sarışın. İki tane de aynen. Düşündüğün favorilerin ya da kısa kısa... Hepsi hakkında, Eda ile Kader'i söyleyemezsin belki ama diğerleri hakkında düşüncelerin ne kızım? Yani tabii ki sizin yanınızda birazcık çekinerek konuşacağım ama müsaade rica ettiğiniz ederim, için söyleyeceğim ederim, hocam. Tabii ki. Tek tek kızları tabii ki izliyorum. Programı zaten her gün izliyorum. Bayağı sıkı takipçisi oldum. Resmen artık bir yarışmacı değil, halk gözüyle bakıyorum yani yarışmaya. Herkesle alakalı bir fikrim var ama genel olarak baktığımda kızlara en büyük eksikleri Serdar Bey'in sürekli dediği gibi... Aksesuar. Yani podyumda hiç aksesuar görmüyorum. Ayakkabı, çanta ve aksesuar seçiminde bence çok çok ama çok eksikler ve çok güzel kızlarsınız bu arada hepiniz. Ekranda o kadar güzel görünüyorsunuz ki yani maşallah. Teşekkür ama ederim. Burada olay sadece güzellik ve fizik değil. Tabii ki de giyiminiz de burada kalacaksınız ve benim size nacizane tavsiyem podyumu olabildiğince doldurun. Mesela Uğurkan hocam beni hep o konuda çok takdir ederdi. Dolu geliyorsun bu podyuma, dolu geliyorsun. Hani ben çünkü sürekli aksesuar kullanırdım. Büyük büyük kolyeler, büyük büyük takılar, şapkalar, gözlükler. Kızlarda en büyük eksiğim bu olduğunu görüyorum. Ama genel olarak tabii ki de hiçbirinizi eleştirmek istemiyorum. Çünkü bu yoldan ben de geçtim. Çok zor bir süreç bu. Hiç kimsenin ekranda böyle evinden oturup, yaslanıp izlediği ya. Gibi eleştireceği bir süreç ya. Asla değil. Çünkü 11 ay bizim burada tek hayatımız burasıydı. Burada böyle hırslarımız, kalp kırıklarımız, mutsuzluklarımız, mutluluklarımız yani çok 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 uzun bir süreçti gerçekten. Ve bunu biliyorum ne kadar zor olduğunu. Onun için size hani şey diyemeyeceğim. Ay hala buraya geldiniz bu haftalarda bilekten bağcıklı giymemeyi öğrenmediniz mi? Diyemeyeceğim. Serdar'a buradan taş olsun. Çünkü biliyorum yani zor bir süreç. Gerçekten bol şans, çok zor işiniz. Ama bir Özde Karacan bu eve henüz düşmedi hocam. Vay! Maalesef. Canım benim. Üzgünüm çünkü ben geldiğim hafta kolye almıştım. Şöyle bir durdum çünkü Gülşah ya, geliyor. Aşkım gelmiş, benim aşkım gelmiş. Çok özledim seni. Nasılsınız? Leopar giyerek risk aldım ama dedim ki eleştirilmem herhalde. Bir şey söyleyeyim, niye ellerim titriyor? Heyecanlandım, bir senedir yokum. Ben de bugün çok hastayım, onun için geldim. Çok özür dilerim, hoş geldin. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok özledim seni ya. Benim bebeğim ya. Teşekkür ederim. Ay itiraf ediyorum. Her zaman favorimdin. Hep de bunu belli ettim diye. Zaten bana demediklerini bırakmadılar. İyi misin? Nasıl oldun Gülşah? Çok hastasın Gülşah. Yüzümden gözümden belli. Ateşim var biraz. Ateşli ateşli sarıldım sana. Bir şey olmadı. İyi ki geldin. Mutlu olduk. Çok özlemişiz. Yolun açık olsun kız. Ben her de zaman. Sizi çok özlemişim. Bu ortamı da çok özlemişim. Bir de son kez kızlara bir şey söylemek istiyorum. Söyle. İnanın kızlar şu an yaşadığınız şeyi çıktıktan sonra çok daha net anlayacaksınız.
şu anın değerini bilin. Çünkü bu popülerite, emin olun, bir gün bitecek. Ama bu popülariteye aldanıp da yükseklerde olmanızı tavsiye etmem. Her zaman mütevazi kalırsanız bu yolda gidemeyeceğiniz hiçbir şey yok yani. Kesinlikle. Başaramayacağım. Sen her zaman, her zaman öyle bir kızdın. Yani teşekkür ederim. Her zaman saygınla, duruşunla gerçekten sonuna kadar hak ettim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Her zaman sonuna kadar hak ettin şampiyonluğunu. Ay, seni teşekkür çok seviyorum. Ben de sizi, hepinizi çok canım seviyorum. Hoş geldin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle Özde. Evet. Sıra geldi. İlk yarışmacıya, ki hep ben alırım biliyorsun, benim sıram olduğu zaman. Hadi bakalım Zeynep, gel. Zeynep, nasılsın? Teşekkür ederim Uğurkan Bey, siz? Ben de çok iyiyim. 3 kolyeli oldun. Evet. 3 kolyeli daha var. Değil ama mi? Benden sonra. Allah Allah. Hocam bir iddiamız vardı. 3. kolyeyi ilk kim alacak diye bir kimler iddiamız vardı. Kimler yaptınız iddiayı? Hepimiz 2 kolyeli arkadaşlar arasında bir iddia koymuştuk. Bakalım kim alacak? Ben aldım. 2 kolyeli kimdi? Bir de Tina'ydı değil mi? Tina. 2 tane 3 var. Ne düşünüyorsun? Ne ediyorsun bununla ilgili? Çok heyecanlıyım. Şimdi 3'ü aldık. Aklım 4'te artık. Şimdi şeye odaklandım. 4'ü kim alacak? Evet Zeynep. Nereye gidiyorsun? Hazırlanmışım bu kadar. Ben bugün Banu, Nihan, Çağla hep birlikte buluşup Nişantaşı'nda yemek yiyeceğiz. Dedim ki kızlar 3.'yü aldım, size göstermeye geliyorum dedim. Onlar da sevinçten kesin havalar uçtu. Esra uçtu. İran uçtu. Sen yok musun? Ben yokum galiba, şu an şaşırdım yani. Uyuyakalmış o sıra. Esra uyuyakalmış o sıra. Geleceğiz ona da. Esra, saçlarına ne oldu? Değiştirdim Gülşah'ını. Kendi saçın peruk mu o? Yok, peruk değil. Şey, kaynak var, kendi saçım. Fiyatlar neymiş bakayım? Ayakkabılarım 190 TL. Tight'ım 129 TL. Gömleğim 220 TL. Trench coat'um 300 TL. Çantam 50 TL. Gözlüğüm ve aksesuarlarım 60 TL. Zeynep. Efendim? Şimdi ben bu tarz tight'ları hep montlarla yakıştırırım. Ama sen ayağına çok güzel bir stiletto, değil mi o? Evet. Stiletto giyerek bana bunu da sevdirdin şu anda. Çocuklar, müsaadenizle bir bunu giydirip görmek istiyorum üstüne. Evet, giyer misin? Evet, ben de öyle görmek giyerim, istiyorum. Giyerim tabii ki. Evet, işte ne kadar şık oldun şu anda. Evet, öbür türlü de tabii ki arabadan iniyorsundur, sırtındadır. Çok. Evet. Vay. Daha sıksana şöyle bir. Vay. Hah. Şöyle bir tane tek, daha atayım. Tek evet. Bir. Evet, o öyle. Bravo. Beğendim seni. Teşekkür. Aferin. Kolyeden sonra rehavet. Benim için rehavet olmamış. Ve bu taytı da bana bu trench coat'un altında sevdirdin kardeşim, ne söyleyeyim. Aferin.